Herkese merhaba. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Yeni bir Stadyum'a hoş geldiniz. Bugün Alanya maçındayız. Rakibimiz gene bir önceki gün oynadı, gene kazandı. Yani kovalamaya devam ediyor. Dolayısıyla bugün gene kazanmamız gereken bir 3 puan var. Oynamamız gereken güzel bir futbol var. Geldik, destekleyeceğiz 90 dakika boyunca hep beraber. İnşallah 3 puan alacağız. Bugün çok fazla uzatmayacağım sözü. Direkt tribün tarafına geçeceğiz. Hepinize şimdiden iyi seyirler. Merhaba. Kaç numara? 15. Sebo'dan artık bir patlama bekliyorum. Konya maçından beri bir gol yok. Bugün Sebo'dan en az 2 gol bekliyorum. Yine Cengiz bu arada İrfan'ın yerine oynayacak. Yani artık ilk 11'in gediklisi olma yolunda artık çok fazla yol kat etti. Artık hangisini zaten performansı yüksekse diğerine göre. Yani kadar İrfan kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçirse de dediğim gibi Cengiz olacak. Önemli olan kadar kazansın. Kimin oynanın hiçbir önemi yok. Herkes yeri geldiğinde görevini yapacak. Artık sonra ısınmalar yapılıyor, sol hazırlıklar yapılıyor. Birazdan seremoni olacak, daha sonra maça geçeceğiz. Ben dediğim gibi gerginim biraz ama işte yapacak bir şey yok. Her maç artık gergin, her maç final havasında inşallah kazanacağız. Süper Lig müsabakasının hakem ve takım kadroları. Müsabaka hakemi Çağdaş Altay. Birinci yardımcı hakem Mustafa Emre'nin son ikinci yardımcı hakem Mehmet Emin Tuğro. Dördüncü hakem Abdullah Murat Aşkınsoy. Korendon Alanya Spor 1 numara Ertuğrul Taşkıran 5 numara Finan Aliti 5 numara Leo Yüper 11 numara Oğuz Aydın 18 numara Leon Asisto 20 numara Fatih Aksoy 25 numara Richard Cavallo 27 numara Lloyd Augusto 28 numara Carlos Eduardo 29 numara Jure Borkovic 94 numara Fulerent Adercone Fenerbahçe Kadıoğlu
yaptınız? Bu sevgimize yaptınız. Olmadı taş baş çağırdı. Daha maç çok erken. Döneriz. İki yarı kibir kapatırız. Hadi. Hadi. Yavuz. Vur. Hadi abi. Ne oldu? Hadi vur. Vur verdi. Yere. Çekmeden olmuyor. İkinci yarı paşa paşa çıkacaklar, oynayacaklar, alacaklar bu maçı. Herifler yerden kalkmıyor. Bilmiyorum abi gerçekten yani. İstedikleri şeyi yaptılar. Gol attılar şu anda. Kendi yarı sahalarında basıyorlar. Yüksek baskı, yüksek şeyle, dirençle. Kırmamız gerekiyor. Bir tane gol atacağız, kırılacak ikinci yarı. Yani kazanmak için her şeyi yapıyorlar, biz de yapacağız. Böyle kolay kolay kazanırlar şampiyonlukta. İkinci yarı çıkacaklar, oynayacaklar bu kadar. Kalede artık ne çıkacaksın, çıldıracağım ya. Özellikle İsmail İlker'de çok saçmaladı. Yediye de yok. Yani bilmiyorum. İkinci yarının başına hemen bir çözüm üretilmesi gerekiyor. Yoksa işimiz çok zor. Bu en son çıkan gerginlikten faydalanması gerekiyor Fenerbahçe. Göreceğiz. Siz de inanın! Bizim için bu maçı alın! Allah'ım sen büyüksün ya Rabb'a tadıç ne olur ya ne olur ya. Hadi baba ne olur tadıç hadi. Haydi baba ne olur. Hadi oğlum hadi ne olur hadi.
yapmazsınız siz ya. Altayla mı geldi? Altayla geldi. Pozisyon yok, gol dedik. Pozisyon yok, gol dedik. Birine mi çarptı bilmiyorum ama yani dondu kaldı. Devam, hadi. Hadi Çağlar. Ne olur Çağlar at. Ne olur Çağlar at. Evet! Aaaaaaat! Çok iyi! Gene, kime düşman hattına gene 4 puan bıraktık ya, ben anlamıyorum ya. Nasıl Kadıköy'de geçen senenin aynısı oluyor. Gene deplasmanda müthişiz. İçeride kime düşman hattına 4 puan bıraktık son 3 maçta, ben anlam veremiyorum. İrfan'ın topu nasıl girmiyor ya? Bu kadar beceriksizlik, bu kadar... İkinci yarı güzeldi, çok iyi oynadık ama olmayınca olmuyor işte. İlk yarı bu kadar kötü olmayacaklardı. İlk yarı aynı şekilde olacak, ilk yarıda bitecekti, bu kadar basit. Her gelen zaten böyle oynuyor. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Artık sağlık olsun diyebileceğimiz son maçtı bu. Eğer şampiyonluğu kaybettiysek bu maçta kaybettik. Ya bundan sonra bütün maçları kazanmamız gerekiyor. Galatasaray deplasmanı dahil. 2 puan geri düştük. Bu hafta itibariyle. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Haftaya artık geri dönüşü olmayan bir yola giriyoruz. Öyle. Teşekkür ederiz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.